Sevgili yengeçlere geldim. Yengeç burçları bir kere öncelikle aydan ilham alıyorlar. Eğer ay burcunuz yengeçse ay sizde yücelen noktada, çok şanslısınız. Burcunuz yengeçse ilişkilerde mutlaka ve mutlaka kendi renginizi ifade edersiniz. Yani hem bir anda karşı tarafı coşturabiliyorsunuz girdiğiniz ortamları, bir anda da sizin aksu gibi derin şarkılar söyleyebiliyorsunuz. Yani biz sanatı kimden öğrendik? Yengeçten öğrendik. Ve dolayısıyla da yengeç burçları bu Merkür retrosunda sosyalleşmek adına doğru bir zamanda olmadığınızı düşünebilirsiniz. Her yerde her şeyin konuşulmadığı günlerden geçiyorsunuz. Çok konuşmak sorun çözmek. Çok teselli vermek bazen sorun çözmez. Bazen sessizlik de büyük şeyleri anlatır. Bazen sessizliğin de herkese ihtiyacı vardır. O da iyileştirir. Unutmayın. Aşka gelecek olursak. Evlisiniz, eşinizin ailesi bugünlerde bir takım inatlaşmalar gündeme gelebilir. Eğer bir düğün, ailenin de birinci dereceden ilgilendiği bir organizasyon, düğün, okul gibi bir konular varsa buralarda para konuları, sorumluluklar, alma verme işleri gündeme gelebilir. Ve dolayısıyla da biraz ailede para konuşmalarını tüm burçlara tavsiye edeceğim ama yengece bir tık daha tavsiye edeceğim. Eğer yengeç burcusunuzdur, halasınızdır, teyzesinizdir, dayısınızdır, amcasınızdır. Ani telefonlar gençlerden alabilirsiniz, bilginiz olsun. Ha, yengeç burcu küçüksünüzdür, Z kuşağısınızdır. Vallahi eteğinizdeki sırları pat diye çevrenizdekilere dökersiniz. Siz de biraz dikkatli olun. Ve geldim aslan burçlarına. İş değiştirmeliyim, çanları çalıyor. Aslanlar iç dünyasında kararsız, lider, herkesi yöneten, gözlemleyen, yeri geldiğinde konuşan ama bir yerde aurası yüksek olan burçlardır. Peki bu aslanlara son 1,5 yıldır ne oldu da huyu suyu tavrı biraz değişti? Satürn karşıt burcunuzda. Satürn neydi? Astrolojide öğretendi. Peki Satürn her zaman mı karşıt burcunuza geliyor? Yok efendim öyle bir şey. Yani Satürn müteahhit gibidir. 28 yılda bir burcunuzdan geçer. 14 yılda bir de karşıtlık yapar. Yani düşünsenize hani kentsel dönüşüm uğruyor, Satürn uğramıyor. Peki uğramasın, güzel. Uğradığında çok şey öğretiyor ve bizi kendimizle çatıştırıyor. Bu aralar aslan burçlarının iç savaşları büyük. İş değiştirmeyeyim çanları Merkür retrosunda iş değiştirilmez. Yöneticiliğe konuşulmaz. Bölüm değişikliği yapılmaz. Eğer yurt dışı ile ilgili işiniz gereği çok konuşuyorsanız buralarda yazışmalarınıza çok dikkat etmelisiniz. Alıyorum, satıyorum, bu işleri yapıyorum diyorsanız bunları tamamen bir küçük defterinize bol bol not alın ve bunları da yazışarak mail veya bir şekilde kayıtlı tutun ki çünkü insanların önümüzdeki günlerde kafası çok dağılacak ve bu da sizin başınızı ağrıtmasın. Sevgili aslanlar, sevme diliniz değişti. Nasıl Satürn'den sonra 2023 Mart'a tekabül ediyor. Sevme diliniz değiştiğinize göre sizi sevenler oturup başka türlü sevmesi gerekiyor. Ya merhametli ya daha anlayışlı ya da sizin kişisel alanınıza girmemesi gerekiyor. Çünkü biraz siz dinlenmek, kafayı toparlamak ve en önemlisi geçmişte yaşadığınız o hızlı günler gibi örselenmek istemiyorsunuz. Ve o yüzden de ikili ilişkilerde karşı tarafın bu aralar aslan burcuna fedakarlık yapması gerekiyor. Kariyer ve para konusuna gelecek olursak. Alemi cihan olsa aslanlar bugün kazanır. Çok Allah net bilgi. Allah. Satürn var karşıtlığında. Güzel ama anlattım Asya. Bak evet. Ne kadar hızlı. Evet. Belli bir burçtan sonra ben de basite indirip daha kolay anlatmaya başlıyorum. Böyle bir kendimi de eleştirmeden oluyor. Edemeyeceğim. Dolayısıyla sevgili aslan burçları alemi cihan olsa kazanır. Demek aslında dünya ne tarafa giderse gitsin aslanlar bugünlerde kazanır. Satürn 2020 Mart'tan bu yana yani 1,5 yıldır yaklaşık bir işte hesaplayın 2020 Mart'tan bu yana Satürn karşıt burcunuzda. Ve dolayısıyla da 2023 Mart'ta çıkacak. Şimdilerde de artık kopardı, değiştirdi, yeni bir şeyler vermesi gerekiyor. O yüzden de sevgili aslan burçları, benim kendi işimi yapma ihtimalim var, kendi işimi kurmak istiyorum diyorsanız süper döngüdesiniz. Yok ama ben farklı bir sektöre geçmek istiyorum diyorsanız oturun onu iki kere düşünün. Ortaklık yapmak için burcunuzun haritasında üstünde ekolojik yani kolektif bir döngü geliyor. Yani siz olun, 2023'te takdir edersiniz ki ben bu işe bayağı zaman harcadım. Öyle değil mi? Size bu birazcık hani şey olsun. Bu ne demek istiyor olsun. Size tavsiyem 2023'te kimseyle ortaklık yapmayın. Hmm. Burcunuz ne olursa olsun. Çünkü, ne olursa olsun. Kim olursa ne olsun. Ne olursa olsun. Çünkü neden? Devrim niteliğinde. Bak ben bu kelimeleri çok zor söylerim. Bilirsin hani asla söylemediğim şey. Devrim niteliğinde.
jenerasyon gezegenleri yer değiştiriyor. Ayrıca birileri bir yedi gidiyor, yani burç değiştiriyor. Yani bu nasıl bir etkisi olacak dedi. İşte ortaklık yapmayın yazarken, derken ne bileyim, kazık yersiniz anlamında mı, karlı çıkmazsınız anlamında mı, hangi mutsuz anlamda? Mutsuz olursunuz anlamda. Bir şekilde maddi mutsuzluk. Maddi manevi. Şimdi örneğin bir oğlak burcu aidiyet duygusu ister. Aslan burcu ekibini yönetmek ister. Başak burcu da devamlı bilgi akışında ve beraber çalışmak ister. Akrep burcuysa desteklenmek, ortağı tarafının öne itilmek ister. Yani biraz daha önde olmak ister. Evet, ve şimdi her burcun kendine göre huyu ve suyu ve rengi hiçbirisi var. Hiçbirisi olmayacak. O yüzden girmeyin İşte diyorsun. O yüzden girmeyin diyorum. Çünkü gökyüzünde kararın üstünde de kararlar olacak. İki tane önemli gezegen yer değiştiriyor. Bir de yetmiyormuş gibi bir jenerasyon gezegeni bir ileri bir geri gidiyor. Hatta mümkünse bakın ben tekrar edeyim, siz bu bölümü kayda alın. Hani olur da benim yazılarımı yakalayamazsınız, cebinizde dursun. Önünüze çok enteresan fırsatlar çıkabilir. Burcunuz ve haritanız ne olursa olsun 2023 yılında paranızdan, huyunuzdan, karakterinizden ödün vermek istemiyorsanız bir süre ortaklık yapmayın. Herhalde bunu böyle bir kenara koyduk. Ne dersin? Bir kenardan fazla yere koyduk yalnız, tamam, şu anda. Süper. Etkilendim yani şu an. Şimdi geldim. Yazdım. Faydam olsun. Yani bu işe bu kadar ömrümü adamışım, faydam olsun. Şimdi Teraziye mi geldik? Yok, daha tamam. Başak'tayız. Başak'ın Merkür retrosundan etkisi büyük. Çünkü retro gide gide Başak'a gidecek. Başak burçları bu aralar sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Konuştuğuna dikkat etmesi gerekiyor. Kendi işi varsa ekibindekilere dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü herkeste bir duygusal dağınıklık var. Lütfen bakkal defteri gibi notlarınızı alın, tıpkı sizde Aslan burcu gibi. Her şeyi sizden bekliyorlar. Biraz da sinirlerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Güzel. Şimdi senin de Başakların var. Burayı sen de dinle. Evet. Dolayısıyla da her şeyi sizden bekliyorlar. Değişme ve koşmaya adapte olmaları gerekiyor. Başak biraz hızlıdır, cengaverdir. Zaten hizmet burcu olarak zodyakta geçer, gürültülüdür. Her şeyi yoğun yaşar içinde. Yüzünden belli olur aslında. Kaşlarını mı çattı, gönlümü yükseldi. Ben geçtiğimiz günlerde Başak'la ilgili bir şey anlattım sosyal medyada. Ama ne söylendiler, ne söylen öyle dedim diye. Halbuki Başaklar olması hizmet sektörü olmayacak arkadaşlar. Yani bugün astroloji üzerinden yeryüzüne bakacak olursak, gökyüzünden yeryüzüne, zodyaktan bakacak olursak 6. burç Başak'tır ve Başak da dengeleyici burçtur. Bugün dünyadaki birçok siyasetçinin yanında danışmanlık veren Başak'tır. Şöyle de küçük bir dipnot vereyim size. Hazır burada bana söylenen Başakların da bir tık gönlünü almış olacağım. Ama Merkür Retrosu yönetici gezegeninizde geri giderken, bir de burcunuzda geri gidecek. O yüzden de şu 4 Ekim ile 10 Ekim tarihlerini siz gelin yönetin. Size bir kararlar aldırmaya çalışırlarsa iki kere düşünün. Teknolojiyle iş yapıyorsanız her şeyin yedeğini alın. Teknoloji firmasında çalışıyorsanız üstünüze zimmetli olanları bir kere daha kontrollerinin yapılmasını söyleyin. Eğer büyük bir fabrikada veya büyük bir alanda çalışıyorsanız tekrar elektrikle ilgili akslara iyi baktırın. Çünkü Merkür Eylül'ün sonunda bir takım küçük yangınları da tetikleyebilir. Elektrik kontaklarını tetikleyebilir. O yüzden de bilginiz olsun derim ve Başak Burcu'nun gelelim bakalım aşk hayatı. Başak Burcu eşiyle bir Başak Burcu ile evliyseniz bugünlerde çok bıdı bıdı edecek. Bir Başak Burcu'nu seviyorsanız ailesine çok koşturacak. Şimdi mesele bu Merkür Terazi Retrosu'nu sanırım yakaladık. Herkesin bir şekilde ailesiyle konusu var. Hani ben kimseyle görüşmüyorum deseniz bile telefon gelir bilginize. Yani orada ben ailemle ilgili konum yok, kimse demesin dedik. Ve dolayısıyla da sevgiliniz Başak'sa ailesiyle gündemi yoğunlaşır. Bir Başak'tan bugünlerde hoşlanıyorsanız, çıkma teklif edecekseniz onun da kafası karışık, gelin siz 4 Ekim'i bekleyin derim. 4 Ekim'de mi çıkma teklif? 4 Ekim'den sonra daha ılımlı bir gökyüzü var. Şimdi gergin. 4 Ekim'den önce edersek olmayacak. Olmayacak değil. Huzursuzluk huzursuz olacak. Huzursuz, böyle bir tatsız yani, düşünsene olur. Devamlı aynı şeyi birbirimize anlatıyoruz. Evet. Ya o da sıkıntı. 4 Ekim. Ya ben zorla sana gelip de yani sende mantı var yiyeceğim diye tutturabilir miyim? Yok annem, yok bizde mantı yok. Bak işte bunu biliyorum ya. Köşe soruyla geliyorum. Bak olmayanı da biliyorum, gördün mü? Tipriz de vardır azıcık, çok az kaldı. Dolayısıyla sevgili Başaklarım bu aralar kafası dolu. Seviyorsanız yolunu açın, destek olun. Evliyseniz bırakın, ona destek olun. Bugünler yönetici gezegenini geri gittiği günler. Ama üst düzey bir Başak Burcu'sunuzdur. Şimdi bu amalar çok bende biliyorsunuz, evet, ki. Üst düzey bir Başak Burcu'ysanız da öyle kritik kararlar alacaksınız ki
değmeyin önümüzdeki 14 yılınızda. Yani aslında siz bir köprüden geçiyorsunuz. Bu şans köprüsü olabilir, sırat köprüsü olabilir, kazanç köprüsü olabilir. İşte okuyun okuyabildiğiniz yerden. Çünkü ben sizin kişisel haritalarınızı tekrar ediyorum, bilmiyorum. Ben genel Başak Burcu'nu perspektiften okumaya çalışıyorum. Ve sanırım Başak Burcu'nun kariyer hayatını da anlattıktan sonra... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.